Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ekranları başında bizi izleyen değerli Rehber TV izleyicileri, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Aile Bağları programımızın bu haftaki konusu İslam'da ırkçılığın yeri konusudur değerli kardeşlerimiz. Belki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Acaba ırkçılık konusunun aile bağlarıyla ne alakası vardır dediğimiz zaman maalesef ırkçılık savaşını verenlerin hepsi aile fertleri olan insanlardır. Aileden koparılan yavrulardır. Bu açıdan özellikle geçmişten günümüze İslam nizamının red ettiği böyle bir afet konusu günümüzde İslam aleminde de etki yapmakta. Bu açıdan evlerimizde zaman zaman izlenen konularda gündemde olan bu hususla ilgili bazı açıklamalar yapmak zorundayız değerli kardeşlerimiz. Bazı bilgiler vermek zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizzat bu konuya ışık tutmakta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı başta olmak üzere muhtelif zamanlarda bu konuya değinmekte. Kur'an'da ve sünnette değinilen bu konunun da aile bağları açısından büyük öneminin olduğunu ifade etmek isterim değerli kardeşlerimiz. Özellikle insanlığın ilk yaratılışından kıyamete kadar bu ırkçılık belası insanları maalesef üzecektir, zarar verecektir. Öyleyse gelin birlikte bu konuyu böyle bir tanıma gayreti içerisinde olalım değerli kardeşlerimiz. Malumunuz Yüce Rabbimiz Hazreti Adem Aleyhisselam babamızı yaratırken özellikle Hazreti Adem'e duyulması istenen saygı hususunda yapılan teklife şeytan karşı çıkıp kendisinin de kıymetli bir maddeden yapıldığı, ateşten yapıldığı ve topraktan yapılan Adem'e secde etmeyeceğini belirtmiştir. Köken itibarıyla bu rahatsızlık, bu afetin kaynağı şeytana dayanmakta ve bunun patronu da şeytandır değerli kardeşlerimiz. Öyleyse kısaca bir ırkçılığın tanımını yapmamız gerekir. Akabinde İslam'daki yerine de değineceğiz inşallah. Kardeşlerim, ırk kalıtım yoluyla, soy nesep yoluyla geçen karakterlerle, yani özelliklerle diğerlerinden ayırt edilen insanlar topluluğu, yani soy yoluyla geçen bazı özelliklerle bazı insanların diğer bazı insanlardan ayırt edilmesi özelliği olarak ifade edilmiş. Biyolojik özellikleri devamlı olan ve kendi soylarında korunan, yani bazı biyolojik özellikler var. Bu biyolojik özellikler korunuyor ve devamlı bir şekilde soydan soya aktarılıyor. İşte bu yönüyle, yani biyolojik özellikleri devamlı olan ve kendi soylarında korunan canlılar topluluğunun da ırkından bahsedilmektedir. Örneğin at ırkı çok af
buyurunuz it ırkı, köpek ırkı gibi böyle ırklardan kedi ırkı, kuşların cinsi ırkından bahsedilmektedir. Tabii ki asıl ana noktamız bu tanımlardan ziyade değerli kardeşlerimiz ırkçılık denen husustur. Bunun bir tanımını yaparsak kendini beğenme, üstün görme, kendi ırkını, kendi soyunu beğenme, onu üstün görme, diğer ırkları küçümseme ve ötekileştirme olarak tanımlanır ırkçılık. Bir ideoloji şeklinde özellikle 19. yüzyıldan itibaren 20. yüzyılda ve 21. yüzyıldan da devam eden kurumsallaşan, devletleşen, zulüm halini alan bir afete dönüşmektedir değerli kardeşlerimiz. Tabii ki özellikle bu ırkçılık batıl bir değer olduğu için, şeytani bir haslet olduğu için Müslümanlar arasından daha çok, Müslümanların içinden daha çok İslam'a karşı çıkanlar arasında yaygın olmaktadır. Yaygınlık arz etmiştir tarih boyunca. İşte işin bu boyutu itibarıyla özellikle tarihin firavunları, Nemrutları, bunun yanında değerli kardeşlerimiz işte Romalılar, Mısırlılar, Avrupalılar arasında ciddi manada bir ilgi görmüştür. Özellikle yönetici tabaka kendilerini seçkin topluluk olarak görüp kendinden ayrı olanları ötekiler olarak görmüşler, küçümsemişler, dışlamışlar, zaman zaman büyük hakaretlere maruz bırakmışlar, aynı zamanda dövüştürmüşler, çatıştırmışlar, köle olarak, hizmetkar olarak kendilerini istismar etmişler, kendilerinden istifade etmişlerdir maalesef. İşte bu insanlık alemi için tarih boyunca bir afete dönmüştür. Tabii bu afetten kimler muhafaza etmiştir kendisini? İnanan kesim. Öncelikle Yüce Rabbimizin seçmiş olduğu peygamberler ve bu peygamberlerin gönderdiği hakikatlere tabi olanlar bu beladan, bu hastalıktan, bunun yaşattığı zulümden muhafaza olmuşlardır. Bu da Allah'a iman etmenin güzellikleri olarak insanları, dünya saadetini ve tabii ki bu hakikate tabi olanların da uhrevi kurtuluşları da söz konusudur değerli kardeşlerimiz. İşte bu tabii tanımlamalardan sonra değerli kardeşlerimiz İslam'da ırkçılık konusuna bakalım. İslam'da her şeyin sahibi Allah'tır. Malın, mülkün, insanların, alem ve alemin içindeki bütün varlıkların, nimetlerin sahibi Allah olduğu için Allah her şeye bir değer biçmektedir. Her şeye bir önem atfetmektedir. İnsanların yaratılış gayesi de belirtilmiş olup bu gaye Allah'a kulluk olduğu için bu kulluğun da çok güzel prensipleri ve ölçüleri bu ırkçılık belasından beridir, uzaktır değerli kardeşlerimiz. Yüce Rabbimiz her önemli konuda olduğu gibi ırkçılık konusunda da bizleri Kur'an'la bilgilendirmektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ahlakı Kur'an ahlakı olduğu için değerli kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz de Rabbimizin beyan ettiği bu önemli hakikatleri inananların anlayacağı farklı şekillerde de izah etme
çaba ve gayreti içerisinde olmuştur. Değerli kardeşlerimiz, ırk üzerinde insana değer biçmenin dinimizde asla ve asla yeri yoktur. İslam'da insanlara değer biçilen hakikat iman hakikatidir. Allah'a olan inançtır. Allah'ın gönderdiği ilahi hakikatlere tabi olmadır. Bundan dolayı Müslümanlar hiçbir zaman ırka göre, soya göre, aşirete göre, kabileye göre insanları değerlendirmemiştir. Ve değerlendirmekten de uzak durmuştur. Çünkü bu şeytani bir haslettir. Tabii ki özellikle 1400 yıl önce Resulullah Efendimiz döneminden itibaren değerli kardeşlerimiz, İslam tarihine baktığımız zaman iman edenlerin kardeş olduğu ve kardeşlikte kriter olarak asla ve asla coğrafya önemsenmemiştir. Irk önemsenmemiştir, dil önemsenmemiştir, nesep, soy, kabile önemsenmemiştir. İman etmek önemsenmiştir, inanmak önemsenmiştir, takva önemsenmiştir. İman edenler kardeş olmuşlardır. Tıpkı Bilal-ı Habeşi, Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi gibi her biri ayrı coğrafyalardan, ayrı unsurlardan, ayrı milletlerden olan kişiler iman ettikten sonra Allah Resulüne kardeş olmuşlardır. İnanan ashabla kardeş olmuşlardır. Kardeş olmak için kriter inanmak, iman etmek söz konusu olmuştur değerli kardeşlerimiz. Bu nedenden dolayı İslam'da insanların sosyal statüsü, yaşadıkları coğrafya, içinde bulunduğu soy, sülale, kabile, aşiret hiçbir zaman bir ayrıcalık sebebi sayılmamıştır. Bunu sayanlar da kınanmıştır. Bu noktaya da zafiyetleri olanlar da İslam'da dışlanmıştır. Zaman zaman Hazreti Ömer ve diğer sahabeler Peygamber Efendimiz'den sonra özellikle ilahi hakikatleri sorgulama çabasına girmişlerdir. Ümmetin hassasiyetini ölçmüşlerdir. İnanç hakikatleri noktasında yanlış yaptıklarında kendileri ne nasıl muamele edileceğini sorduklarında ashab seni bu kılıcımızla düzeltiriz diyecek kadar izzetli, onurlu ve şerefli cevaplar vermişlerdir. Dolayısıyla her anne açıkça söylemek gerekirse evladını özgür olarak doğurmakta ve hiçbir zaman kimse diğer bir kimseye üstün olarak dünyaya gelmemektedir. Irkçılık da doğuştan gelen bir şey değildir. Sonradan oluşan, sonradan edinilen bir değerdir. Tıpkı ilahi hakikatlerde belirtildiği gibi her insan İslam fıtratı üzerine doğar. Babaları, aileleri Hristiyan, Mecusi ve Yahudi ise zamanla onlar da o dinlere döndükleri gibi ırkçılık belası ve hastalığı da sonradan empoze edilen, sonradan anlatılan, sonradan abartılan ve bir kanser virüsü gibi insanların enaniyetinde yer bulan bir beladır. Peki hangi insanlarda yer buluyor? Özellikle İslami bilinçten mahrum olan insanlar ırkçılık kanserine yakalanmaktadırlar. Irkçılık belasına yakalanmaktadırlar. Bu öyle bir beladır ki aile fertlerini birbirlerinden
koparıyor. Aile fertlerini birbirlerine düşman kılıyor. Bir öğrencimiz vardı. Bir gün tabletlere böyle gayri insani şeyleri böyle kayıt ederken dikkatimizi çekmişti. Özellikle ırkçılıkla ilgili. Çağırdım, yavrum seninle kardeş olmak istiyorum. Ha bunlar boş şeyler, gereksiz şeyler. Vazgeçersen iyi olur diye birkaç gün ilgilenmiştim. En son verdiği cevap şu olmuştu, çok ilginçtir. Benim ailemle şu anda bağım kesilmiştir. Kesilmesinin sebebi ailem benim İslam'ın hakikatlerine tabi olmamı istedi, vazgeçmemi istedi bu tür şeylerden. Vazgeçmediğim için ailemle bağımı koparmışım. Dayılarım ırkçılık düşüncesine sahip, ben onlarla birlikteyim demişti. Kendi ifadesiyle daha farklı şekilde izah etmişti. Hayretler içinde kalmıştım. Değerli kardeşlerimiz, günümüzde maalesef evlatlarımız bu beladan dolayı kandırılıyor, aldatılıyor, aileden uzaklaştırılıyor. Değişik ortamlarda bu ideolojik yapının borazanlığını yapma gafletine dalıyor. Biz Müslümanlar bu konunun İslam'daki yerini de bilmek zorundayız. Evet, şimdi İslam'a baktığımız zaman değerli kardeşlerimiz, bizim inancımızda özellikle ırkçılıkla ilgili Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz de hadisi şeriflerde güzel izahatlarda bulunmakta, Rabbim güzel beyanlarda bulunmaktadır. Değerli kardeşlerimiz, özellikle Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar, şüphesiz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirlerinizle tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz takva sahibi olanlarınızdır diye Hucurat suresi 13. ayette Yüce Rabbimiz bütün insanların aynı kökenden, aynı atadan, aynı anneden yaratıldığını belirtmiş ve insanlık ailesinin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar temiz olduğunu Rabbim bizzat izah etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de değerli kardeşlerimiz veda haccında özellikle ey insanlar, şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Arap olmayanın araba üstünlüğü yoktur. Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır diye veda haccında bütün ümmete bu ırkçılığın, bu büyük belanın afetinden muhafaza olsunlar diye bu hakikati beyan etmiştir. Bizler de bu hakikati olduğu gibi iman eden ve uyan ve bizden sonrakilerine de aktaran şahitler olacağız inşallah. Bu hastalıktan da kendimizi ve neslimizi, evlatlarımızı muhafaza edeceğiz kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz ırkçılık yapan bizden değildir. Tamamen ümmetin dışına çıkartmıştır. Öyleyse şu ırkçılık müptelasına, hastalığına yakalanan kardeşlerimizin de imdadına bizim koşmamız lazım. Bunları bu hakikat, İslam hakikatine, İslam kardeşliği hakikatine, iman hakikatine ve muhteşem tevhid ailesi, ümmet ailesi hakikatine davet etmekle mükellefiz. Yoksa bu ırkçılığa yakalanan, bu ırkçılık ideolojisini yaşayanlar helak olacaklardır. Onlar kendileriyle de barışık olamayacaklar. Aileleriyle de
ve beraber yaşayacakları diğer insanlarla da barışık olamayacaklardır. Çünkü onların düşüncesine göre, inancına göre onlar üstün bir ırka sahiptirler. Ya da ırkları zulme uğramıştır, zulme maruz kalmıştır. Irklarına zalimlikler, zulümler yapılmıştır deyip diğer ırklara da düşman kesilmekte. Yani ırkçılık yapan diğer kesime düşmanlık adına kendisi de farklı bir ırkçılık rotasına girmekte, girdabına girmekte ve tabii ki karşıdakinin zulmünün bir benzerine kendisi maruz kalmaktadır ve nasıl bir halde olduğunun dahi farkında olmayan gafillerden olmak durumuna girecektir maalesef. Değerli kardeşlerimiz, insana değer katan şey insanın Allah'a karşı sorumluluğudur. Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olan, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun Allah'ın övgüsüne mazhar olmuştur. Ve özellikle Yüce Rabbimiz bizim irademiz dahilinde olmayan şeylerden bizi de mesul tutmuyor. Mesela bizler cinsiyetimizi belirleme imkanına sahip olmadığımız gibi yaratıldığımız coğrafyayı, içinde konuştuğumuz dil ve kavmin, topluluğun bulunduğu ortamı doğuşta seçme özgürlüğümüz olmamıştır. Doğuşta seçme özgürlüğümüzün olmadığı noktalardan dolayı insanları kınamak, insanların birbirlerini kınaması da değerli kardeşlerimiz bir afettir. İslam bu tür olumsuzluklardan beridir, uzaktır. Asla ve asla İslam'ın bu tür batıl değerlerle alakası olmadığını bilmenizi isteriz ve Yüce Rabbimiz bizi bu beladan da muhafaza etsin değerli kardeşlerimiz. Tabii ameli bozuk olan birinin nesebi ne kadar üstün olursa olsun değerli kardeşlerimiz, bu asla ve asla nesep o salih amelin önüne geçemez. Hazreti Adem'in oğlu Kabil bir peygamber evladı olmasına rağmen helak olanlardan olmuştur. İsyan edenlerden olmuştur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bir peygamber evladı olduğu için, hakikati reddettiği için değerli kardeşlerimiz isyan edenlerden olmuştur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası putçu Azer maalesef peygamber babası olması kendisini kurtaramamıştır. Ebu Leheb'in peygamberimizin akrabası olması onu kurtaramamıştır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya sakın ola Fatıma'm peygamber kızı olduğunu söyleyip avunma diye mutlaka hakikate uymaya, hakikatle birlikte olmaya davet edip beraber olmasını belirtmiştir. Yani peygamber kızıyım diye kendisine ayrılacalık tanınmayacağını, asıl ayrıcalık imanla beraber olma, imani hakikatle birlikte olmakta olduğunu belirtmiştir. Irkçılık bir cahili toplum hastalığıdır. İnsanlar arasında barış ve kardeşliği yok etmektedir. Değerli kardeşlerimiz, biz Müslümanların ve eğitimcilerin ırkçılığa bakışı buna benzeyen güzelliklerdir. Hiçbir zaman ırkçılıkla bizim bağımız yok, alakamız yoktur. İman edenlerin kardeşliği, inancı vardır ve bu bizim tabi olduğumuz soyu, sülaleyi inkar anlamına gelmez. İçinde bulunduğumuz beldeyi değersiz görmemiz anlamına gelmez. Konuştuğumuz dili değersiz görme anlamına asla gelmez. Tam tersine İslam bütün bu hususlara da değer vermekte. Ve biz de İslam'la kendi dilimizin, vatanımızın, coğrafyamızın, toprağımızın, milletimizin kıymetini daha çok bilmekteyiz. Ama ırkçılıkla asla değil.
değil. O açıdan Rabbim bizleri ve evlatlarımızı ırkçılık belasından muhafaza etsin ve maalesef İslam düşmanları ırkçılık belasıyla Müslümanı Müslümana kırdırtmaya çalışmaktadırlar. Bundan muhafaza olmak için hassas davranmak zorundayız. Değerli kardeşlerimiz, bu haftaki Aile Bağları programımızın da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta günümüzde ırkçılık konusuna değinerek bu programın ikincisini de takip etmenizi hasreten isterim. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz kardeşlerim.